Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en zengin insanlarından birisi olan ve Amazon.com'un da kurucularından olan Jeff Bezos'un hayatı, işte ticari hareketleri ve servetinin detaylarına ineceğiz. Öncelikle bir gelin arkadaşlar, kısaca şu hayatını bir özet geçelim. Jeff Bezos 12 Ocak 1964 yılında New Mexico'da dünyaya geliyor. Yine hayatındaki kırılma noktalarından bir tanesi olan annesinin evliliği var. Annesi henüz daha genç yaştayken Kübalı bir göçmen olan Miguel Bezos'la evleniyor. Jeff Bezos ise 4 yaşında Miguel Bezos'un nüfusuna geçiyor. Daha henüz 10 yaşındayken tanıştığı bilgisayar onu finalde 1986 yılında Princeton Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği okumaya kadar götürüyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk soluğu Wall Street'te alıyor. Bu Wall Street'te bildiğiniz bir sokak arkadaşlar. Amerika'daki devasa şirketlerin merkezlerinin bulunduğu bir sokak. İlk iş teklifini Intel'den alıyor. Peki kabul ediyor mu? Hayır, etmiyor. Bunun yerine Fitel adında başka bir şirket kuruyor. Sonuç, bu tarz girişimcilerden biliyoruz arkadaşlar, hüsran. Fakat bu dönemde ve buradaki çalışmalarıyla isminden bahsettiren Bezos sadece 4 yıl içerisinde The Show adlı bir tane fonlama şirketinde genel müdür yardımcılığına kadar yükseliyor. Aynı zamanlarda aynı iş yerinde bulunan McKenzie'ye aşık oluyor ve sadece 6 ay içerisinde bizde yıldırım nikahı denen şeyle zart diye evleniveriyor. Sene 1994 yılına geldiğinde bir tane gazetede gördüğü internet bu sene tam 2300 kat büyüdü haberiyle gaza geliyor ve ilk hareketini tam olarak burada yapıyor. Buna istinaden Jeff Bezos internette satabileceği 20 adet ürünü listeliyor. Fakat şöyle düşünmeyin, bu satışı yapacağı site Amazon değil, Kadabra diye bir web sitesi. Yani ilk web sitesi. Yine bahsettiğimiz yıllar içerisinde online mecralarda kitap dışında bir şey satılmadığı için kendisi de kitap işine girişiyor. Fakat tabii ki de kafasındaki plan bu değil. Net olarak kafasındaki plan internette her şeyin satılabileceği bir platform kurmak. Hatta burada bir ipucu olarak arkadaşlar, Amazon'un logosuna bakarsanız A'dan Z'ye doğru giden bir ok görürsünüz. İşte bu ok işareti A'dan Z'ye, burada her şeyi bulursunuz anlamına geliyor. Bizim 1 milyoncular gibi. Tüm bir olaylar gelişirken tabii ki de Jeff Bezos'un bir sermayeye ihtiyacı var. Bu sermayeyi babasından 300 bin dolar ödünç alarak sağlıyor. Tabii ki de parayı bulduktan sonra yazılımcı ihtiyacı doğuyor. Seattle'da aynı işi daha ucuza elde edebileceğini öngörüyor ve ilk şirketini Seattle'da kuruyor. Şirket derken bu arada gözünüzün önünde böyle cam ekranlı devasa bir şirket canlanmasının evinin garajından bahsediyoruz. Süreç içerisinde kadrosuna dahil ettiği yazılımcılarla birlikte, ki yine abartı bir şey canlanmasın gözünüzde, bu sadece 2 kişi web sitesinin ilk kodlarını yazmaya başlıyor. Ya isim olarak bugün Amazon olarak bilinen siteye o dönemlerde ilk olarak awake.com veya relentless.com olarak düşünüyor. Fakat bu sırada rivayete göre aklına Amazon nehri geliyor ve gelecekte kendisinin de öyle gürül gürül akan güçlü bir nehir olabileceğini ifade eden Amazon.com ismini tercih ediyor. Böylece 5 Temmuz 1994 yılında Amazon.com resmen kuruluyor. Herhangi bir reklam, sponsor, basın, gazete vesaire vesaire herhangi bir faaliyet olmadan 1997 yılında borsada halka açılmayı başarıyorlar. Aslında bizim Jeff Bezos bu hamleyle zengin olmaya başlıyor. Peki nedir bu işin sırrı? Yani arkadaşlar, uzaktan bakıldığında o dönem e-ticaret sitelerinden farklı olarak Amazon'da satın almak istediğiniz şey her neyse altına yorum yapabiliyordunuz. Bu da Amazon'un trafiğini inanılmaz derecede arttırdı. 98 yılına geldiğimizde ise sahneye CD çıkıyor. Tabii ki de Bezos bunu da kaçırmıyor. Amazon'da CD satışı da başlıyor. Bu hamleden bir sene sonra, yani 99 yılında Time dergisine kapak olmayı da becerebilen Jeff Bezos'un şirketi kurulduğu günden bu yana 7 yıl içerisinde hiç karlılık açıklamıyor. Hatta arkadaşlar ilk yıllarında 2,5 milyar dolarlık bir zarar açıklıyorlar. 2001 yılının ilk çeyreğinde ise hele şükür ilk kârı 5 milyon dolarlık parayı cebine koyuyor. Peki bununla yetiniyor mu? Tabii ki de hayır. 2007 yılına gelindiğinde Kindle'ları piyasaya sürüyorlar. Bu Kindle bizim ülkemizde çok tutmadı arkadaşlar, fakat dünyada inanılmaz tuttu. Kindle'lara işte kitabı indirebiliyordunuz. Doğal olarak kitabı dilediğiniz yerde okuyabiliyordunuz. Hatta şirket bu Kindle'la öyle bir para kazandı ki 2010 yılında yaptıkları açıklamaya göre dünyada basılı olan kitap sayısından daha fazla kitap sattılar. Durdu mu? Tabii ki de durmadı. 2010 yılına gelindiğinde Amazon kendi filmlerini çekebileceği ilk film stüdyosunu kurdu. Bunlarla da bitmedi arkadaşlar. Jeff Bezos'un çocukluktan bu yana gelen bir uzay ilgisi vardı. Buna istinaden 2000 yılında adına Blue Origin dediği yeni bir uzay araştırma şirketi kurdu. Ayrıca T1998 yılında daha Google yeni açılmışken Google'dan hisse satın alıyor. Airbnb ve Uber gibi şirketlere ise toplamda 150 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Sene
2013 yılına geldiğimizde 250 milyon dolarlık bir anlaşmayla birlikte Washington Post adlı gazeteyi satın alıyor. Bu yatırımla birlikte 2017 yılına gelindiğinde 72.8 milyar dolarlık, tabii ki de yaklaşık olarak bir servetle, Bill Gates ve ABD'li ünlü yatırımcı Buffett'tan sonra dünyanın en zenginler listesine 3. sıradan giriş yapıyor. Fakat bu yılların devamında gelen yıllar Jeff Bezos'un kişisel hayatına, yani aşk hayatında çok da iyi gitmiyor. Çünkü arkadaşlar adı McKenzie olan eşini aldatıyor, finalde boşanıyorlar. Bu boşanma sonucunda Jeff Bezos eşi McKenzie'ye Amazon'un %4 hissesini veriyor. Bu da o yıllar içerisinde yaklaşık 36 milyar dolara denk geliyor. McKenzie sadece bu nafakayı alarak dünyanın en zengin kadınlar listesine kendisi de 3. numaradan giriş yapıyor. Fakat şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Jeff Bezos'un eşi bu elde ettiği paranın büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışlıyor. Tüm bu olaylarla birlikte arkadaşlar Amazon da artık yavaş yavaş bir çatı şirketine dönüşüyor. Yani farklı farklı projelere yatırım yapıp onları bünyesine katan bir şirket. Sizin de en çok bildiğinizi düşündüklerimden bir tanesi Twitch. 2014 yılında 970 milyon dolar karşılığında Amazon'a katılıyor. Diğer çok bilinenlerden bir tanesi Alexa, bir diğeri ise IMDb. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte filmlerin, dizilerin puanlamasının yapıldığı web siteyi de satın alıyor. Servetin ne kadar olduğunu anlayabilmek için şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Kendisi Los Angeles'ta bir ev satın alıyor. Bu satın aldığı 165 milyon dolar. Ayrıca 263.485 metrekare, büyük teraslar, 2 tane misafir evi, tenis kortu, yüzme havuzu ve 9 tane golf sahasını içerisinde barındırabilecek mütevazı bir ev. Bu evin şöyle bir unvanı da var arkadaşlar. O zamana kadar Los Angeles'ta satılmış en pahalı ev. Peki bu arkadaş 1 dakikada ne kadar kazanıyor? Şimdi arkadaşlar Forbes'ın kaynak olduğu bir araştırmaya göre kendisi 1 dakikada 149.353 dolar kazanıyor. Bu veri 2018 yılına ait. Günümüz dolar kuruyla çarptığınız zaman da bu para baya baya 1 milyon TL'yi geçiyor. Velhasıl kelam arkadaşlar, benim çene baya yoruldu yine. Sizlerle bu videomuzda Jeff Bezos'un hayatına, iş hayatında yaptığı dönüm noktalarını ve servetine bakmaya çalıştık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz diyorum. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. İnşallah hepiniz Jeff Bezos kadar zengin olursunuz. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.